Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Altaş TV ana haberle karşınızdayız. Bugün de gündemin öne çıkan detaylarını sizlerle buluşturacağız diyelim efendim. Bültenimize geçelim. Geçtiğimiz yıl temeli atılan Ünye Akkuş Niksar Karayolu'nda etap çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor. Evet. Ünye Akkuş Niksar Karayolu'nda çalışmalar kaldığı yerden devam ediyor. Yüklenici firmanın Tekiraz bölgesinde kurduğu şantiye alanında incelemelerde bulunan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tağlu ve AK Parti İlçe Başkanı Hasan Fahri Alparslan üstlenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Başkan Tavlı, Ünye Akkuş Niksar Karayolu'nun devlet yolu kapsamına alınarak 12 metreye çıkarılmasıyla birlikte işlevselliğinin artırıldığını belirtti. Bu güzergahımız devlet yolu kapsamına alınarak yolun da aynı zamanda 12 metreye çıkarılmasıyla birlikte işlevsellik anlamında ve bölgeye hizmet anlamında çok daha bir verimlilik sağlayacak şekle dönüştürüldü. Bundan dolayı çok kıymetli büyüklerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun diyoruz. Bugün biliyorsunuz kış sezonu münasebetiyle ara verilmesinden sonra hemen özellikle 31 Mart yerel seçimlerinden sonra kaynağının gene temin edilmesinde kıymetli büyüklerimizin gayret sarf ettiklerini buradan belirtmek istiyorum. Burada emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Memleketimize kazandırılacak olan bu hayırlı hizmetin tamamlanması için heyecanlandığımızı belirtiyor. Kazasız belasız bir iş sezonu sizlere diliyoruz. Allah'ım sizlere hayırlısıyla bu hizmetleri de yürütmeyi nasip etsin diyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. AK Parti ilçe başkanı Hasan Fahri Alparslan ise çalışmaların yeniden başlamasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 30 Nisan 2023 tarihinde temelleri atılan 94 kilometrelik yolumuzun 11. kilometre itibaren çalışmaları bugün itibariyle başlamıştı. Tabii bu yolun ehemmiyeti sadece Ünye Akkuş Niksar yolu olmakla değil, tamamlandığında yine bölgemizi, ilçemizi, ilimizi, İç Anadolu'ya ve özellikle Akdeniz bölgesine ulaştıran organize sanayisi de limanıyla da entegre olduğunda ilçemize ciddi katkılar sunacak olan bir yoldur. Meteoroloji Genel Müdürlüğü pazar günü sabah saatlerine kadar Ordu'yu uyardı. Sarı kod uyarısı gelen Ordu'da gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte sel ve ani su riskleri bulunuyor. Uzmanlar ise vatandaşların tedbirli olmasını istiyor. Meteoroloji Ordu için uyardı. Son günlerde Ordu'da hava yağmurlu geçiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise cumartesi akşamı ve pazar günü sabah saatlerine kadar Ordu'ya uyarıda bulundu. Genel Müdürlük tarafından yapılan açıklamada Ordu'ya sarı kod verildi. Yapılan paylaşımda il genelinde cumartesi günü başlayan ve pazar sabah saat 6'ya kadar oluşabilecek olan olumsuzluklara karşı tedbirin elden bırakılmaması gerektiği belirtildi. İl genelinde gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yine aynı zamanda ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalarda gece geç saatlere kadar yaşanması beklenen olumsuzluklar arasında. Uzmanlar yaşanabilecek olumsuzluklara rağmen vatandaşları uyardı. Meydana gelebilecek yoğun yağış nedeniyle gerekli tedbirler ve önlemler ise yerel yönetimler tarafından alındı. Serbest piyasada fındık fiyatında yaşanan sert düşüş sürüyor. Yeni haftaya 115 liradan giriş yapan yeşil altın fındık haftanın son günlerinde ise 105 liraya kadar geriledi. Fas'ta Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsuysa yapılan bu oyunların sebebinin yeni sezonda fındık fiyatını düşük tutma çabası olduğunu söyledi. Fındıkta oynanan oyunlar devam ediyor. Yeni hasat sezonu yaklaşırken serbest piyasada ise fındık fiyatı tepe taklak oldu. Yeni haftaya 115 liradan başlayan yeşil altın fındık haftayı ise 105 liradan kapattı. Yaşanan bu ani düşüşse hasat sezonu öncesinde üreticiyi tedirgin ediyor. Fas'ta Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsuysa yapılan bu oyunların sebebinin yeni sezonda fındık fiyatını düşük tutma çabası olduğunu söyledi. Bugünkü fındık fiyatının düşük olmasının nedeni yeni sezondaki fındığın en ucuza nasıl alırız diye yapılan
çabalardır. İl genelinde rekolte çalışmalarında devam ettiğini hatırlatan Başkan Gürsu, açıklanan tahmini rekoltelerinde altında bir rekolte ile karşılaşacağını öngördüğünü ifade etti. Beklenen rekolte çalışmaları henüz daha bitmemiştir. Zannediyorum önümüzdeki hafta daha netleşecektir. Bu yılki rekolte çalışmasında piyasada söylenen rekoltelerin hiçbir zaman kokarca zararlısının vermiş olduğu hasar göz önünde tutulmamaktadır. Bu yılki randımana kadar girecek olduğumuz zamana kadar fındığın her türlü tehlikesi söz konusudur. O rekoltelerin olmayacağını düşünüyor. Fındık maliyetlerinden de bahseden Gürsu, dönüm başı 87 kilo fındık üretilen bir bahçede 147 lira maliyet olduğunu söylerken yetkililere bu rakama göre bir fiyat belirlenmesi yönünde çağrısı oldu. Bu yılki fındık maliyet fiyatlarımız Ordu ilinde ortalama dönüm başı 87 kilo bazını aldığımızda 147 lira gibi bir rakam çıkmaktadır. Böyle bir rakam çıktığından dolayı bizim de devletimizden ve buradaki rekorde çalışmalarından yapılacak neticeyle birlikte bir fiyat talebimiz olacaktır. Ordu'nun Ünye ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren iki kişi çevredeki vatandaşlarla Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirli ekipleri tarafından kurtarıldı. Ordu'da iki kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Alınan bilgiye göre Gölevi Mahallesi Eski Kadınlar Plajı yanında serinlemek için denize giren Özgür Çoban ve Tuncay Uyanık akıntıya kapıldı. Denizde iki kişinin boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunup denize girerek kendi imkanlarıyla boğulma tehlikesi geçiren gençleri kurtarmaya çalıştı. Olay yerine 112 acil sağlık ekipleri, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri geldi. Boğulma tehlikesi geçiren iki kişi çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından bu kişiler Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ordu genelinde 2024 yılının ilk 6 aylık diliminde tarım aracı olarak kullanılan patpat nedeniyle toplam 84 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 129 vatandaş yaralanırken 4 kişi ise hayatını kaybetti. Patpat kazaları can almaya devam ediyor. Tarım aracı olan ve bölgemizde özellikle fazlasıyla kullanılan patpat birçok üreticimizin işini kolaylaştırıyor. Fakat bazense patpat kullanımı kötü sonuçlarla bitebiliyor. İnsan taşımak için ya da fazla yük taşıdığı durumlarda kontrolden çabuk çıkabilen bu tarım aracı birçok vatandaşın ölümüne sebebiyet verebiliyor. 2024 yılının ilk 6 aylık diliminde ise Ordu ili genelinde kaç patpat kazası meydana geldiği, kaç vatandaşın hayatını kaybettiği ve kaç kişinin yaralandığı sayısal verilerle açıklandı. İlk 6 ayda il genelinde 84 patpat kazası meydana geldi. Meydana gelen bu kazalarda 129 vatandaş yaralanırken ne yazık ki 4 vatandaş ise hayatını kaybetti. 2023 yılının ilk 6 aylık verilerinde ise kazanın daha çok olduğu ama ölümün daha az olduğu ortaya çıktı. Geride kalan yılda 95 kaza meydana gelirken 129 vatandaş yaralandı. Bu kazalarda ise yine bir vatandaş hayatını kaybetmişti. Yetkililerse yaklaşan fındık hasat sezonu öncesinde vatandaşlara uyarılarda bulunarak artacak patpat kullanımına karşı insan taşınması ve fazla yük taşınmasından kaçınılması gerektiğini ifade ettiler.
Ticaret Bakanlığı tarafından alınan kararla berber, kuaför ve güzellik merkezleri haftanın bir günü kapalı olacak. Bugünse sektör paydaşları ve bakanlık tarafından pazar günü olarak belirlendi. Ordu'da bundan sonra pazar günleri açık işletme olmayacak. Alınan karar 81 ilde yürürlüğe girdi. Berber, kuaför ve güzellik merkezleri haftanın bir günü kapalı olmaları konusunda Ticaret Bakanlığı'na talepte bulunmuşlardı. Bakanlıkta sektör paydaşları tarafından iletilen talep ve önerileri değerlendirerek bir toplantı yaptı. Toplantı sonucunda ise bakanlık, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olmasına karar vermişti. Söz konusu uygulama 1 Temmuz tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Belirlenen günlerde kapalı olmadığı tespit edilen işletmelere valilikler tarafından da idari yaptırım uygulanacağı duyurulmuştu. Bu yeni düzenleme ile birlikte artık nöbetçi berber uygulaması da yürürlükten kalkmış oldu. Öte yandan düzenlemede özel günler için berber, kuaför ve güzellik salonlarının açılabileceği belirtildi. Ordu'da yeni İl Sağlık Müdürlüğü binasında inşaat çalışmaları devam ediyor. Depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılan İl Sağlık Müdürlüğü 500 iş günü içerisinde tamamlanarak yeniden hizmet verecek. Ordu'da yeni İl Sağlık Müdürlüğü binasında çalışmalar devam ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü ile Ağız ve Diş Hastanesi binalarının geçtiğimiz aylarda depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkımı gerçekleştirilmişti. Yıkım yapılan alanda ise yakında ilk kazma vurulacak. Çalışmaların başlamasının ardından yeni İl Sağlık Müdürlüğü binasıyla Ağız ve Diş Hastanesi'nde inşaat çalışmalarının 500 iş günü içerisinde tamamlanması bekleniyor. Oranın biliyorsunuz yıkım işi vardı. Hızlıca yıkımını sağladık. Hızlı olmasının nedeni de binanın bayağı bir kötü olmasından kaynaklıydı. Yani dokunduğunda aşağı iniyordu. Şimdi yer teslimi bu hafta ruhsatı çıkıyor müteahhitin. Ruhsat aşamasında. Hafta başı da kamyonların kepçelerini indirdi müteahhit. Hemen eşmeye başlayacak. Temel atımına geçeceğiz inşallah. Onu da bir 500 günlük takvim var. 500 günü geçmeyip daha erken yapacağım diye müteahhitin söylemi var. İnşallah bir an önce kurumumuza geçeriz. Yeni İl Müdürlüğü binasıyla birlikte birçok sağlık hizmeti verilen kuruluş bu binada toplanarak ana kampüs oluşturulacak. İl Sağlık'ta biliyorsunuz bölündük şu an. Birimler ayrı yerlerde. Onları da bir araya toplayacağız. Modern bir binada hizmet vereceğiz. Onun dışında dışarıda olan halk sağlığı laboratuvarımız var. Onu yanımıza alacağız. 112 dışarıda onu yanımıza alacağız. Yani bir kampüs haline gelecek inşallah orası. Öte yandan yine bölgede bulunan Ağız ve Diş Hastanesi'nde ünit sayısı artırılarak hastaların daha konforlu bir hizmet alması sağlanacak. Diş ünitimiz mesela şu an 49. Geldiğimde 35'ti. 49'a çıkardık. Orada 60 ünitli yapılıyor ama şu an benim planlamam 75 ünit gibi olacak. Yani kapasiteyi 2'ye artırmış olacağız. Ünye Tekkiraz'da Entegre Sağlık Merkezi'nin yapımına başlandı. Merkez bünyesinde 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu, ASM, diş ünitesi ve gebe izleme merkezi barındıracak. Ünye'nin Tekkiraz Mahallesi'nde bünyesinde 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu, ASM, diş ünitesi ve gebe izleme merkezi de olan Entegre Sağlık Merkezi'nin yapımına başlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlu ve AK Parti İlçe Başkanı Hasan Fahri Alparslan üstlenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Başkan Tavlu ve Başkan Alparslan'a ziyaretleri sırasında İlçe Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri de eşlik etti. Başkan Tavlı, Tekkiraz'ın lokasyon olarak merkezi bir konumda bulunması sebebiyle sağlık hizmetlerine ulaşım noktasında önem arz ettiğini kaydetti. Tekkiraz gerçekten burada konum itibariyle önemli bir merkez. Orta bir alanı teşkil etmekte ve buradaki sağlık hizmetlerinin, ön sağlık hizmetlerinin yürümesi noktasında burada yapı buna pek müsait değildi. Hemşerilerimize ortamı düzgün bir şekilde sağlık hizmetlerinin sunulması için burada yeni bir binaya başlanıyor. Buradaki bina içerisinde aynı zamanda ASM hizmetleri, yani ilk sağlık hizmetleri verilirken öbür taraftan da 112 acil olarak, yani buradan herhangi bir lokasyonda, bölgede bir hasta olduğunda
çok daha hızlı ve seri müdahale etmek için 112 acil olarak da buradan hizmet verilerek vatandaşlarımızın sağlık problemlerinin daha hızlı bir şekilde ve daha düzgün bir şekilde onların problemlerini gidermek üzere bir yapılanmayı oluşturacak binanın temelini Allah'a şükürler olsun başlatmış oluyoruz. Mevlam hayırlısıyla kazasız belasız tamamlayıp aynı şekilde bu süreçte hemşerilerimize bölgeye hizmet vermesine vesile olsun inşallah diyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. İlçe Başkanı Alparslan'sa Entegre Sağlık Merkezi'nin Tekkiraz ve bölgesinin önemli bir ihtiyacını karşılayacak olduğunun altını çizdi. Bugün 112 Aile Sağlığı Merkezi inşaatımızın şantiyesindeyiz. Geniş bir coğrafyaya hitap eden Tekkiraz Mahallesi'nde hizmet veren Aile Sağlığı Merkezimiz artık son dönemde yeterli gelmemekte, hizmet noktasında sıkıntıya düşmekteydi. Şu anda yaklaşık 600 metrekare taban alanına sahip toplamda 1200 metrekare hizmet alanı oluşturulacak olan Aile Sağlığı Merkezi ve içinde 112 istasyonu ve bunun beraberinde gebe izleme odası, diş ünitesinde barındıran geniş kapsamlı bir sağlık ocağımız eski tabiriyle yani Aile Sağlığı Merkezimizin şantiyesinde temel atma gerçekleştirilmekte. İnşallah kısa süre içerisinde tamamlandığında Tekkiraz Mahallemizin çevre ve mahalleleriyle birlikte geniş bir havzaya hizmet verecek. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Türkiye geneli havalimanları uçak seferleri ve yolcu sayısı istatistiklerini paylaştı. Peki 2024 yılının Haziran ayında Ordu Giresun Havalimanı'ndan iç ve dış hatlarda kaç sefer yapıldı ve yolcu sayısı kaç oldu? Detaylar haberimizde. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Türkiye geneli havalimanları uçak seferleri ve yolcu sayısı istatistiklerini paylaştı. İstatistiklere göre Ordu Giresun Havalimanı'ndan 2024 yılının Haziran ayında 3.519 iç hat, 64 dış hat olmak üzere toplamda 3.583 sefer yapıldı. Bu sayı 2023 yılının aynı ayında ise 3.457 iç hat, 75 dış hat olmak üzere toplamda 3.531'di. 2024 yılının Haziran ayında uçakların sefer sayısıyla birlikte yolcu sayısı da arttı. Yolcu sayısına bakıldığında 2024 yılının Haziran ayında Ordu Giresun Havalimanı'ndan 519.664 iç hat, 7.689 dış hat olmak üzere toplam 527.353 kişi seyahat etti. Bu sayı 2023 yılında 559.309 iç hat, 6.655 dış hat olmak üzere toplam 465.964'tü. Öte yandan bu yıl içerisinde başlanan yurt dışı seferleriyle uçuş ve yolcu sayısının daha da artması bekleniyor. Ordu'nun coğrafi işaret tescilli ürünü olan Akkuş şeker fasulyesinde üretim her geçen yıl artıyor. Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya ise şu anda 900 ton fasulye üretildiğini, hedeflerinin ise bunu 2000 tona çıkarmak olduğunu söyledi. Akkuş şeker fasulyesinde üretimin artırılması hedefleniyor. Ordu'nun coğrafi işaretli tescilli ürünü olan akkuş şeker fasulyesine son yıllarda üreticilerin ilgisi artmaya başladı. Bunun özellikleri saymakla bitmiyor. Çok kısa sürede 10-15-20 dakikada pişebilen, damak zevki çok farklı olan, vitamin değerinin çok yüksek olması, kabuk atmaması gibi özelliklere sahip olan bu mübarek ürünümüz. Her geçen yıl fiyatlar da arttıkça üretiminde talepler çoğalıyor, üretiminde artırmak zorunda kaldık. Bu yönde uzun çalışmalarımız oldu. İlçede atıl arazilerin tarıma kazandırılması ile birlikte ilk etapta 150 dönüm alanda üretilen şeker fasulyesi şu anda 4500 dekar arazide üretiliyor. Hedefse 7000 dekar alan. Yaklaşık işte 150-200 dönüm arazide veya dekar arazide üretimimiz yapılırken bugün itibariyle 4500 küsürleri geçti üretim yaptığımız yerlerimiz. 3 tane sulama projemiz var. 3 gün sulama projesi var. Bu sulama projemiz hayata geçtiği zaman en az 2500 dekar alanda ilave edeceğiz. Yani 7000 dekarları bulacak. Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya 2023 yılında ilçede 947 ton şeker fasulyesi üretildiğini dile getirirken bu yılki hedeflerinin ise 2000 ton olduğunu söyledi. Bizim toplamda 3-5 ton olmayan fasulyemiz geçtiğimiz yıl sonu itibariyle 947 tonlara ulaştık. Üretici sayımız normalde işte 300-400 falan olması gerekirken
Bu üretiş sayımızda 4500 lira buldu üretim yapan. Sulama suyu projemiz hayata geçtiği zaman bu daha da artacaktır. Bizim hedefimiz burada 2000 tonlara ulaşmaktır. 34. Mesudiye Kurultayı gerçekleştirildi. Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçiye tarafından kurultayın meşalesinin yakılmasının ardından Korkmaz Kültür Merkezi'nde kurultay yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Meşaleler bu kez 34. Mesudiye Kurultayı için yakıldı. İlçede her yıl gerçekleştirilen ve Mesudiye'nin geçmişi ve geleceğinin konuşulduğu Mesudiye Kurultayı bugün gerçekleştirildi. İlçe merkezinde Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit tarafından yakılan meşaleyle kurultayın startı verildi. Demokrasinin ışığını tekrar Mesudiye'den aydınlatmaya devam edeceğiz. Biz var olduğumuz sürece Türkiye Cumhuriyeti ile elbet bağımsız ve hür kalacak. Bunun bir göstergesi demokrasiyle alakalı yürüttüğümüz kurultayımızın 34.sünün ışığını, meşalesini, aydınlığını inşallah hep beraber aydınlatmaya devam edeceğiz. Vatanımıza, milletimize, Mesudiye'ye, Mesudiyelerimize hayırlı uğurlu olsun. Yakılan meşalenin ardından Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit ve vatandaşlar Korkmaz Kültür Merkezi'ne yürüdü. Korkmaz Kültür Merkezi'nde ise bu yıl 34. Mesudiye Kurultayı gerçekleştirildi. Euro, dolar ve altında yükseliş sürerken 2024 yılının ilk yarısını piyasalar nasıl geride bıraktı ve yıl sonuna doğru rakamlar nasıl şekillenecek? Detaylar haberimizde. 2024 herkes için zor başladı tabii. Tüm Türkiye için de zor başladı. Evet, 2024 yılı tüm Türkiye için zor başladı. Piyasalardaki hareketlilik durdurak bilmeden 6. ayı da devirdi. Peki kuyumcular için yılın ilk yarısı nasıl geçti? Fena geçti diyemeyiz. Yani geçen seneyle kıyaslandığında elbette bir şey var. Türkiye genel anlamda da bir düşüş var. Zaten dünyada da genelde de bir düşüş oldu. Fakat kuyumculuk sektörü için tabii birazcık zor geçiyor 2024 yılı. Yılın İkinci yarısı içinse beklentiler yüksek. Artık bizim yöresel olarak da fındık mevsimi yaklaşıyor. Gurbetçi vatandaşlarımız da Haziran-Temmuz ayında giriş yaptılar. Onlarla beraber biraz daha hareketleneceğini düşünüyoruz. Tabii bizim için Ağustos ayı kısmen daha durgun geçer. Eylül-Ekim aylarında eğer fındığa da iyi bir ödeme alındığı takdirde düğünlerin artık peş peşe yapılabileceğini düşünüyorum. Peki euro, dolar ve altında rakamlar nasıl şekillenecek? Altın bu süreçte doğru yatırım mı? Bize bunları sürekli soruyorlar. İnanın bunları tahmin etmek hakikaten çok zor. Bunlar için bir tahmin de yürütmek ben hiçbir zaman yapmadım ve istemiyorum da. Çünkü insanlar bundan dolayı bize güvenerek bazı yatırımlarına yön vermeye çalışıyor. Fakat şöyle bir şey var. Bunu hiçbir zaman akıldan çıkartmamak lazım. Altının her yıl ivmesi %40-%50 bareminde artıyor. 35-40 ve hep yukarı yönde gidiyor altının baremleri. Bu seneye baktığımızda da genelde de bu senede de hep yukarıda. Altın alanın ben çok zarar ettiğini rastlamadım. Çok değil, hiç rastlamadım. Altın alan her zaman avantajlı olur. Yani biz ülkemizde dolar ve euro ile yatırımı çok fazla önermiyoruz ki zaten devlet ve hükümet politikamızda da bu yok. Altın güvenli bir yatırımdır. Altın almaya devam etsinler. Giresun'da mavi yemiş üretimi için devlet desteğiyle yapılan çalışmalar sonucu çiftçilerin geliri artırılıyor. Giresun'da fındığın yanı sıra üreticilerin kazançlarının artırılması için yaklaşık 12 yıldır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce mavi yemiş üretimine yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bunun sonucunda il genelinde 66 dekar alanda yıllık yaklaşık 33 ton üretim miktarına ulaşıldı. Fidan desteği oldu aralarda. Fidanları takviye ettik. O da bizim için çok iyi oldu. Yani tutmayanların yerine yenilerini ilave ettik. O da bizim için tabii memnuniyet verici bir olay oldu. Her fidan her bölgede, her iklimde, her toprakta tutmuyor. Arada bizi takviye etti devlet yani fidanlarla. Biz de işte o açıdan da başarılı olduk yani. Tarım ve Orman Bakanlığı tarım arazilerinin etkinleştirilmesi projesinin yanı sıra Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde uygulanan Giresun Kırsal Gelir Kaynaklarının Artırılması Projesi kapsamında da çiftçilere destek verildi. İl tarım, ilçe tarım gelip ilgileniyorlar. Biz organik tarım yapıyoruz. İşte sürekli denetimlerimiz var. Organik firması denetime geliyor. Dediğim gibi il tarım, ilçe tarım,
Arkadaşlar da sağ olsunlar gidip gelip haber alıyorlar, ilgileniyorlar. Fiyat piyasada çok muhtelif. Çeşitli bölgelere göre de değişiyor fiyatlar. Ben şu anda bizim bu yörede yani şöyle söyleyeyim, çok üretim yok. Bizim pazarımız büyük kentler. Burada dolayısıyla bir müşteri kitlesi yok. Yani işte İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentler. Oralarda şu an 250-300 lira gibi fiyat aralığında satıyoruz. Son 3 yılda 114 çiftçiye 38.400 mavi yemiş fidanı dağıtılarak üretim alanı 154 dekara çıkarıldı. Arazilere dikimi yapılan fidanların meyve vermeye başlamasıyla üretimin ilerleyen yıllarda daha da artması bekleniyor. İlk aldığımızda projede 300 tane fidan verdiler bize. Biz sadece fidanlarımızı aldık. Bahçeyi ben işledim, dikmesi bana ait. Ama bu şekilde yaptı. Sonra ikinci projede yine aynı şekilde çok cüzi bir şey vardı. Yani belki %60'lık, %70'lik hibe desteği oldu. Üzerine biz tamamladık, öyle aldık. 2-3 tane proje aldım ben. Evet, 3 tane proje böyle bir dönüm her yıl artırarak işte buraya kadar getirdik böyle projelerle. Sevgili izleyenler, bu son haberimizle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Yarın aynı saatte Nesrin Korkmaz sizlerle birlikte olacak. Mutlu akşamlar.